Sevgili seyirciler, Vizyon'da şimdi Türkiye'nin turizm cenneti olan Antalya'ya gidiyoruz. Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yapımı devam eden Renk Antalya Premium projesinin detayları için Vizyon mikrofonlarını Karahaslan İnşaat'ın yönetim kurulu başkanı Vahit Karahaslan'a uzatıyoruz. Bakalım ister yatırım yapabileceğiniz, isterse kendinizin oturabileceği bir proje olan Renk Antalya Premium projesinin detaylarında neler var? Sevgili seyirciler, şimdi yine Antalya'ya geldik ve bir kez daha Renk Antalya projelerini tanımak üzere Karahaslan İnşaat'ın satış ofisine konuk olduk. Yanımızda her zaman olduğu gibi Karahaslan İnşaat'ın yönetim kurulu başkanı Vahit Karahaslan var. Satışlar nasıl gidiyor, ne kadarı tamamlandı, ne durumda inşaat onu soracağız. Efendim merhabalar. Siz artık yurt dışında yaşadığınız için önce Türkiye'mize, sonra güzel şehir Antalya'mıza ve güzel ilçemiz Döşemealtı'na hoş geldiniz Gülbahar Hanım. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Elbette Antalya Türkiye'nin en güzel turizm merkezlerinden bir tanesi ve Avrupa'daki insanlarla yaptığımız görüşmelerde de görüyoruz ki Antalya'ya oldukça ilgi var. Karahaslan İnşaat'a da ilgi var. Bildiğim kadarıyla 30 küsur ülkeden vatandaşlar buraya geliyordu galiba, değil mi? Türkler ve yabancılar da buradan daire alıyorlar, değil mi? Rakamlar değişti mi, ülkeler arttı mı? Şu anda 32 ülkede insanlar burada ikamet ediyor. Hı hı. 32 ülkenin pasaportuyla şu anda bu Rengi Antalya sitesinde ikamet eden insanlar var. Biz rengi koyarken Antalya'nın renkleri, işte denizin mavisi, ormanın yeşili, narencenin turuncusu olarak koyduk. Ama şu anda dünya renkleri buna uyumlu olarak dünya renklerine büründük. Evet, gerçekten öyle sevgili seyirciler. 32 ülkeden insanlar var. Multi kültürü yaşamak istiyorsanız bir oturduğunuz alanda, bir sitede Rengi Antalya'yı bunu örnek olarak gösterebiliriz. Buradan görebilirsiniz. Peki efendim, daha çok hangi ülkeden vatandaşlar tercih ediyor? Bu 32 ülkenin ağırlığı hangilerinden? Mesela Almanya'dan ya da işte Avrupa'dan, Afrika'dan diyelim. Bilmiyorum var mı ama. Cezayir'den var. Evet. Cezayir, Afrika'dan da var yani. Var var. Şimdi Afrika'nın Avrupa ülkelerinde oturan insanlar, Fransa'da ve İngiltere'de ikamet edenler, son dönemlerde Türkiye'nin yıldızı parlamasıyla ününü Türkiye'ye çeviriyorlar. Yani bizim burada adam Cezayirlidir, Fransız vatandaşıdır. Ama Fransız vatandaşlığı adama demek ki cazip gelmiyor, yeterli gelmiyor. Bu son 400 bin dolarlık gayrimenkul alıplar. Hepsi Türkiye'yi tercih ediyor. Demek ki Türkiye vatandaşlığı o diğer ülkelerden daha cazip hale geldi dünyaya. Yani şöyle mi oluyor? Ben Türkiye'ye gitmek istiyorum. Türkiye güzel bir ülke diyorlar. Büyük bir bölümü sıcak, güneş olan bir yerde yaşamayı tercih ettiklerine de Antalya'yı tercih ediyorlar diyebilir miyiz? Şimdi Antalya'nın böyle bir özelliği var. Aynı gün içinde Antalya'nın bir tarafı 40 derece, bir tarafı 20 derece. Yani siz yarım saat tepelere doğru çıkarsanız hava 20 derece ince. Bu dünyanın çok az yerinde böyle bir meteorolojik olay vardır. Şimdi efendim şunu sormak istiyorum. Böyle bazı Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımdan bunu duyuyorum gittiğimiz ülkelerde, sohbetlerde. Diyorlar ki ya işte döviz yükseliyor, biz biraz bekleyelim. Dövizimiz hani iyice bir noktaya otursun, ondan sonra biz alalım. Zarar etmeyelim diyorlar. Acaba bu doğru bir düşünce mi sizce? Şöyle bir şeydir. Türkiye'deki gayrimenkul ne döviz, ne altın, ne başka değerli maddeler, hiçbir şey bu Türkiye'deki gayrimenkulle yarışamaz. Hı. Ben kendim bunun uzmanıyım. Ben Ticaret ve Sanayi Odası'na da 5 yıl bu emlak komisyonuna başkanlık etmişim. Hı. Biz burayı 2011 yılından arsayı satın aldık. Biz satın aldığımızda bu arsanın değeri Türk parası olarak 1 milyon 820 bin liraydı. O zaman dolar bazında 1 milyon 70 bin dolardı. Hı. Bugün bu arsanın değeri 10 milyon doları geçmiştir. Yani 10 kat mı değer kazandı? 10 kat döviz bazında değer kazanmıştır. Türk parası bazında 120 kat falan olmuştur. Peki o zaman biz Rengi Antalya'dan nasıl bir ev alacağız?
Bence Rengi Antalya'da nasıl ev alacağınızı Mehmet Bey anlatsın. Kardeşim o satış konularına daha hakimdir. Bence bunları ona sorun. Teşekkür ederim size. Peki o zaman biz size teşekkür edelim ve buradan ayrılalım. Bu haftalık yayınınızdan ayrılalım. Mehmet Bey'in yanına gidelim bakalım. O Antalya'nın Döşemealtı semtinde Döşemealtı'nın rengini değiştiren Rengi Antalya projesinden nasıl bir yer alabiliriz? Koşulları nelerdir? Onları kendisinden dinleyelim olur mu efendim? Teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Sevgili seyirciler, Vahit Bey'le yaptığımız röportajı sonlandırarak hemen satışla ilgili bu güzel projeden nasıl ev alabileceğimize ilgili olarak Mehmet Bey'in yanına geldik. Mehmet Bey, şirketin yönetim kurulu başkan yardımcısı ve burada Karaaslı İnşaat'ın yaptığı bütün inşaat projelerinde satış sorumlusu kendisi. Görev paylaşımı yapmışlar elbette ki. Merhabalar. Merhaba, merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Uzun bir aradan sonra yine sizlerle birlikteyiz. Pandemi vardı malum. Siz bu süreyi atlattınız ama galiba çalışarak atlattınız değil mi? Şükür. Evet evet, biz pandemi döneminde yani kısmi çalıştık. Çok şükür projemizi de bitirdik. Evet. İnsanlar mutlu, güler yüzlü bir şekilde burada oturuyorlar değil mi? Evet evet, yani insanlar hepsi geldi, yerleşti. Tabii her işin sonu iyi bitince insan mutlu oluyor tabii. Hı-hı. Baktığı zaman. İnsanlar da mutlu olunca o mutluluk da tabii bize de yansıyor. Evet. Çok şükür bu döşeme altında 3 proje şu anda devam ediyor. Premium yine yüksek katlı, Rengi Antalya gibi. Premium farkı otoparkın alta olması, daire çeşidinin çok olması. Biraz daha seçenekler farklı. Bir de premiumdur. Biraz daha ustalaşarak daha da farklı daireler yapıyoruz burada. Dairelerimiz ebat olarak standartların üstüdür. 1+1, 2+1'imiz 2 çeşit var. 132 metrekare, 148 metrekareden oluşuyor. 3+1'imiz 2 çeşit, 163 ile 170 metrekare arası. 4+1'imiz 200 metre, 5+1'imiz de 222 metre. Kalite olarak da kaliteli, konforlu, yaz kış kalabileceğiniz emniyetli, güvenli bir sitedir. Neler var içinde projenin detaylarında? İçinde sosyal donatı olarak iki tane ana havuzumuz var. 1300 metre bir de 1000 metreden oluşmakta. Oldukça büyük yani. Evet, bayağı büyük. Spor alanları var. Basketbol, tenis, futbol. Bizim kapalı sosyal alanımız var. Türk hamamı iki tane. Fitness, yine kapalı spor salonu, yine kapalı havuzumuz var. Hı hı. Otoparkı altı aldığımız için 36 bin metrekare bizim sosyal alanımız var. Yani gezebileceğiniz, vakit geçirebileceğiniz büyük bir alan. Yani bir park gibi, büyük bir park gibi düşünebilirsiniz. Fiyatlar nereden başlıyor? Tabii elbette ki çeşitleri çoktur mutlaka da. Yani minimum ne kadardan başlıyor? Şimdi bizim bu başladığımız üç proje 1+1'imiz 1 milyon 200'den başlıyor 63 metrekare olmak üzere. Burada 5 milyona kadar daire var. Yani 1 milyon 200 binden 5 milyon TL'ye kadar değişen tiplerde, büyüklüklerde daire bulmak mümkün. Aynen öyle, aynen öyle. Peki tapu işlemleri çok uzun sürüyor mu burada? Tapu işlemleri tam aksine Avrupa'da biliyorsunuz, biz de orada yaşıyorsunuz ara ara. 10 gün, 15 gün hatta bir hafta, bir ay sürüyor. Yerine göre değişiyor. Aylar sürüyor bence. Türkiye'de bu 2 gündür. 2 günlüğüne buraya gelse her şey hazır bir şekilde alabilir değil mi? Aynen öyle. 2 günlüğüne buraya gelse tapusunu alıp gidebilir. Peki efendim, çok teşekkür ediyorum. Bizi izleyenler inşallah çok bilgilenmişlerdir, mutlu olmuşlardır. Biz çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık, çok sağ olun. Teşekkürler. Sevgili seyirciler, Rengi Antalya projesinden yer alıp burada oturan ve şimdi yöneticilik yapan bir beyefendi var yanımızda. Bir tanıyacağız kendisini. Efendim merhabalar. Merhaba efendim, sitemize hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Bir tanıyalım mı lütfen sizi? Tabii, benim ismim Mehmet Arısoy. Ben 37 yıl hava kuvvetlerinde hizmet ettikten sonra 2001 yılının 30 Ağustos'unda emekli oldum. 2 aya yakın Antalya'da ev aradım bulabilmek için. Daha sonra burada oturan bir arkadaşımız dedi ki, abi boşuna ev arama, bizim çok güzel bir sitemiz var. Gelin buradan bakalım size dedi ve geçen yıl Eylül ayında buradan ev aldık. Sağ olsunlar, çok yardımcı oldular bize müteahhitler. 2 gün sürmedi buradan ev almam. Denize 15 dakika uzaklıktayız ama bir Konyaaltı, bir Lara'daki o sıcak havayı ve nemi yaşamıyoruz. Yazın özellikle biz bir hafta klimayı ya çalıştırdık ya çalıştırmadık burada.
Antalya gibi bir yerde sadece bir hafta mı kullandınız? Evet, kesinlikle bir hafta kökeme kullandık. Muhteşem bir şey bu gerçekten. Üç havuzumuzu açtık hizmete. Bir tatil köyü havasında Ceng Antalya projelerinin tamamı böyle ama. Yani sadece bu Ceng Antalya değil, Ceng Antalya premium yapılan inşaat da aynı şekilde. Oradan da ben iki daire aldım birden. İki daire birden aldım. Vallahi süper. O zaman siz buradan lütfen bizi izleyenlere söyleyin. Neler geçiyorsa içinizden. Gelsinler, baksınlar, alsınlar anlamında. Evet. Eğer Antalya'dan ev almayı düşünüyorsanız hiçbir yere gitmenize gerek yok. Köşem altı Ceng Antalya projelerinden mutlaka ev edinmelisiniz. Kesinlikle. Çok teşekkür ederim efendim. Herkese tavsiye ederiz. Sevgili seyirciler, Ceng Antalya projesi bitti. İçinde oturan insanlar var. Herkes çok mutlu. Dolayısıyla oradan zaten büyük bir bölümü Ceng Antalya'nın diğer projelerinden yer almaya başladılar. Bu nedenle siz de bir an önce kararınızı verin. Vahit Karaslan'ın dediği gibi hiçbir şey ne dolar, ne altın, ne de başka yatırım gayrimenkulde olduğu kadar değer kazanmıyor, kazandırmıyor. Dolayısıyla siz de elinizi çabuk tutun. Bir an önce arayın, kendileriyle görüşün, bilgi alın. Vaktiniz olduğunda gelin bir çaylarını kahvesini için projeyi yerinde görün ve kararınızı verin diyoruz bizden söylemesi. Biz buradan ayrılıyoruz ama vizyon devam ediyor.